Çünkü peygamberimiz çok övdüğü için. Sadece bir kaza yapıyorsun. Bir kaza yakınmadık, farzın kazası yapıp sünneti de yapabilirsin. Çünkü sabahın sünneti çok önemlidir ha. Çok önemlidir. Hatta bazı alimlerimiz sabahın kazası kılınır demişler. Uykudan hayırlı dedi diyor ya. Hocam bir de şeyi soramıyor, Şafii mezhebine göre elini köpeğe vuruyorsun. Ya yıkarsın geçer ya. Yani toprakla falan şey yok değil mi? Toprak eğer fazla içli dışlı olursa toprakla yıka. Ya mesela köpeği seviyorum şey ama Hanifi seviyorum da bir şey yok ama Şafii seviyorum. Şimdi, Efendimiz diyor ki köpek dokunursa en az suyla yıkayın. En iyisi toprakla yıkamaktır. Üç kere şey. Üç kere suyla veya bir kere suyla yıka. Bir kere veya üç kere suyla yıka. Yedi kere su, bir kere toprakla yıkayın. O zaman hepimiz Müslümanız ya. Niye öyle yorum gelmiş? Mesela Hanifi'yle çok rahat dokunuyor biz. Biraz çekiniyoruz. O ortama şartları duruma göredir. Evet. Efendimiz Aleyhisselam bir ortama gitmiş. Köpekler çok içli dışlıymışlar. Demiş ki Hanefi mezhebi onu söylemiş. Hanefi mezhebi bunu yapmış. Demiş ki muhakkak toprağı yıkaman lazım. Çok işin dışlısın. Muhakkak bir yerden bir darba gelir. Ama Şafii'ye göre Efendimiz bir yere gitmiş bakmış. Köpeğe fazla işin dışlı değil. Demiş bir kere veya üç kere suyla yıkasın yeterli geliyor. Bu ortama mekana göre. Kolaylıktır ha. Bir ruhsattır, bir takvadır ha. Bir takva var, bir ruhsat var. Kimi 10 üzeri 5 sınıfı geçmek istiyor. Kimi 6 ile 7 ile 8 ile 9 ile 10 ile geçmek istiyor. Bu takvadır, kolaylıktır ha. Mezhep din değil. Kolaylıktır. Yeter bu kadar. Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Kitap mitap istiyorsanız Kur'an'ı güzel anlamak için. Bir arkadaşa yazdınız efendim. Aynen. Zaten o gibi oluyor da. Bu kitapları alın okuyun, okudun kitabı da falan çok. Hayırlı günler abi. Selamet abi. Benim başım bir yerden alıyor. He? Başım bir yerden alıyor. Sen gidersin bir vatis var. Öz demiş. Bunların izniyle de yıkılıp gidiyor. Yıkılıp gidiyor şeydir. Dert insana yol gösteriyor ya. Senin günahlarını de sadaka da verir. Gizli sadaka verir. Ver Allah senin, Allah belki senin günahlarını temizlemek için sana veriyor ha. Kendini bir yokla öyleyse. Selamünaleyküm. Buyur abi. Vallahi abi bir adam geliyor diyor ya Resulallah içimde çok sıkıntı var. Peygamberimiz diyor sen çok günah işliyorsun. Başka bir sahabe geliyor ya Resulallah içimde çok sıkıntı var. Peygamberimiz diyor sen ibadetlerini eksik yapıyorsun. Allah sana sıkıntı bela veriyor. Başka bir sahabe diyor ya Resulallah içimde çok sıkıntı var. Peygamberimiz diyor ki imanın kuvvetidir. Şeytan maden olmayan evde ne işi var? Senin imanın maden cevher gibidir. Şeytan seni yoldan çıkarmak istiyor. Sana sıkıntı veriyor. Sabredersen sen derecen artırır. Bak üç tane sana söyledim. Üç tanesi kendi yokla. Ben sana söylemem, sen kendine kimse söyleme. Üç tane yokla. Ya imanın kuvvetlidir, şeytan seni kıskanıyor, seni yoldan çıkarmak istiyor. Ya sabret, imanın güçleniyor. Ya ibadet eksik yapıyorsun, ya günah işlemek istiyorsun. Allah seni temizlemek istiyor. Kendini yokla artık da. Biz de selamet yapalım. Kitap kitap öyle mi? Kur'an'ı güzel anlamak için bu kitabı telefona çek. Bu kitapları okursa Kur'an daha güzel anlaşılır. Bana söylemiştin, ben birkaç tanesini okudum, birkaç tane kalmış. Al okuduğun kitabı defalarca okuyun. Bir kere oku, hayat kitabını okuyun. 10 kere oku bir kitabı. Ben bazen bir kere 2-3 kere okuyorum. Çek abi bir şey. Diğer tarafı da var, 8 kitaptır abi. Aşırı kitaplar değil, çok güzel kitaplar. Ramazan abi bir sorumuz daha var aslında. Duada veya Hasan Paşa Han'da Eser'de var. Son kısa olsun. Evet, abi sizin de Allah yolu açır. Şimdi, bitti, düşün tefekkür et, ona göre bir yol olur inşallah. Allah sana yol açar. Peygamberimiz buyurmuş ki hani gün gelecek ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ben doğrudur abi. Bu 72 halak olacak, bir tanesi kurtulacak. Yok öyle değil. Öyle değil mi? Tefsir şöyledir abi. Ha. Bu hak fırka Kur'an ve sünnette sarılan fırkadır. Şu cemaat, şu cemaat ismi vermiyor. Peki niye 73 ayrılacak demişler peki? Şia da işi içine giriyor, Mürciye giriyor, akılcılar giriyor, hepsi 73 toplamı. Ben anla ha. Yani günah işleyenle o fırkadan çıkmış olmuyor. Yok. Yani hak olan Kur'an ve sünnete sarılandır yani. Hı-hı. Yoksa A cemaati kurtulacak diye cehenneme gidecek değil. Hı-hı. Peki bu kitaptan sonra hangi alimin tefsir, Kur'an tefsir şeyini öneriyorsun bize? Abi bunları öneriyorum işte, bunları okuyacağım. Bunlardan sonra hani Kur'an tefsiri... Mevdudi yok ya abi. Mevdudi değil. Mevdudi. Evet. Tamam. Mevdudi'nin tefsiri güzeldi. Tefhim-i Kur'an. Tamam. Şeyin kitapları da oku. İbn-i Kayyim el-Cevziye. Cevziye. İbn-i Kayyim el-Cevziye. Zaten burada kitap listesinde ismi var. İbn-i Kayyim. İbn-i Kayyim hem alimdir müfet, hem müştehittir, hem mutasavvuf alimdir. Bak burada kitabını yazmışım. İbn-i Kayyim el-Cevziye. Onun tasavvuf kitapları var.
onun bu kitapları okuduktan defalarca sonra onun kitaplarını okur. Onun kitapları okunur yani ya. Mehmet Alakaşı, Mevdudi'nin, İbni Kaymet Cevziye'nin, Abdülcelil Canlı'nın, Emine Şen'in o kitapları okunur. Orada hepsini okudum, bunların dedim şey... Mevdudi'ni oku tefsir olarak. Tefsir evet, en son okuyun ki okumalı. Tefsir iki ağırdır ha. Bir iki tane kalmış onu da okuyayım, onu geçeriz. Bunları iyi oku, süzgeç geç, sonra tefsir oku. Birkaç sefer okuyayım. Şimdi tefsir gidi, tefsir sana ağır gelir diyorum sana. Birkaç kere okuyalım. Birkaç kitap da bıraksın ha. Bunları iyi okursan, iyi anlarsan, tefsir sana hafif gelir. Direkt mi tefsire veya meala dalma. Önce bu sekiz kitabı iyi oku. Hı. İyi anlarsın ve tefsire geç. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah yolunu açık etsin. Amin.